Gelir misin? Evet. Ya sen çağıracaksın, biz geleceğiz. Evet. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün kata atık tesisi projesi için 7 bin ağacın kesilmesiyle ilgili yaptığı eylem sonrasında tartışmalar büyüyor. AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı imza kampanyası başlatırken CHP ilçe örgütü ise vekilin şov yaptığını söyledi. Kent konseyi ise vekilin samimiyetsiz olduğunu iddia etti. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu ve yürütme kurulu üyeleri tarafından kata atık tesisi projesi kapsamında kesilmesi planlanan 7000 ağaçla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında 31 Mayıs Salı günü konuyla ilgili olağanüstü genel kurul yapacaklarını söyledi. Topçuoğlu, genel kurul söz konusu yere karşı çıkarsa alternatif önerilerimiz de hazırdır. Umarız Sayın Vekil ve iktidar bir gecede bizim tekliflerimiz için de olur verir ve Bodrum çöp derdinden kurtulur dedi. Topçuoğlu, bugün sizlerle buluşma nedenimiz AK Parti İlçe Başkanı Sayın Çiğdem Demiralp'in ve Milletvekili Nihat Öztürk'ün Akdam bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayı planladığı entegre katı atık yönetimi tesisleri üzerinden konseyimize hedef alan tutum ve davranışlarıdır diyerek başladığı basın açıklamasını şöyle sürdürdü. Kentimizin Sayın Milletvekili'nin dini kültür merkezi ve TOKİ'ye karşı çıkanları önemsemiyorum dediği gibi biz de kent konseyini kullanarak siyaset yapmasını önemsemeyebilirdik. Çünkü bu tarz politika yapmak ve siyasetçilerle polemiğe girmek kent konseylerinin çalışma tarzı değildir. Ancak kent konseyini kullanarak siyaset yapılmaması, hedef şaşırtmaya ve kullanılan üsluba son verilmesi için konuları siz basın mensuplarıyla paylaşmak zorunda kaldığımızı bildirmek zorundayız. Dernekler, odalar, sendikalar gibi siyasi partilerin de kent konseyinin paydaşları olduğunu anımsatan Topçuoğlu açıklamasını şöyle devam etti. Dolayısıyla siyasi partiler de bizim çalışmalarımızla ilgili değerlendirmelerini yürütme kuruluna ya da genel kuruluna gelip özgürce yapabilirler. Üslubu beyan aynı ile insan der eskiler. Özellikle ülkemizin dar geçitlerden geçtiği bu dönemde toplum önderlerinin kamuoyunu gerecek yanlış bilgi ve söylemlerden kaçınması toplumsal esenliğimiz açısından son derece önemlidir. Siyaset en sıradan değerleri bile yok sayarak insanları, kurumları suçlayarak yapılmaz. Değer üreterek yapılır. Kent konseyleri çevre örgütü değildir. Ama paydaşları arasında çevre örgütleri de vardır. Tıpkı siyasi partiler gibi onlar da çevre ile ilgili girişimlerinde bizimle birlikte çalışabilir ya da çalışmaz. Konsey Yürütme Kurulu bu konuda asla müdahale yapma hakkına sahip değildir. Topçuoğlu, köylülerin yanından kendisini telefonla arayan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'e hitaben, hal böyleyken katı atık depolama tesisleri konusunda Sasköy'de yalnızca AK Parti'nin haberdar olduğu bir eylemde kent konseyi ya da STK'lar nerede diye sorgulamak basit bir şovdan öte bir değer taşımaz diye konuşan Topçuoğlu, basının tamamının bile haberdar edilmediği böyle bir etkinlikte bulunmamız nasıl mümkün olabilir ki dedi. Konsey bileşenlerinin bugüne dek gerçekleştirdiği uygar karşı duruş, asla uysallıkla karıştırılmamalıdır diyen Başkan Topçuoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü. Tekrar ediyorum. Kent konseylerinin karar organı genel kuruldur. Dikkat edin, kent konseyi yürütme kuruluyuz biz. Bizim kararlarımız genel kurulda alınır ve genel kurulun aldığı kararlar doğrultusunda biz çalışma yapmak zorundayız. Bu nedenle biz söz konusu konuyla ilgili olarak da genel kurulumuzu toplama kararı aldık.